Şimdi bizim gübre kamyonu nerede abi? İçine dolduracağız. Kendi aracımızla biraz para kazanacağız. İki tane gübre işi var. İkisini yapabilirsem 10 numara işimiz. Ekim işi de gelirse güzel kazanırız. Şuna tıklıyoruz. Al al al. Al maçı. Tamam sen al işte ya. Doldur bunu. Tek tek yapacağız abi. Tekrar palet. Abi palet. Bir tane aldım. Doldur. Sonuçta hepsi bitmesin. Kasanın hepsi bitmesin. Ne olacak? Kendi tabanında kullanacağım. Doldur abi, doldur. Tek tek yapıyorum ki fazladan mal almayalım. Orada yani malı bırakıyoruz sonra burada manyak gibi. Olmuyor. Doldur kardeşim. Daha alırın var senin. Nereye kadar alacak? Tamam. Bunu da koy bakayım. 12 bin miydi, 14 bin miydi hatırlamıyorum ki. Bir de küsur atlı içinde kalan mal yüzünden. Sıfıra sıfır gelecek bu. Şimdi geldik kontrata. Direkt kontratı kabul ederek bu traktörle gidiyoruz. İnleteceğiz orayı. Bastık abi. Tarla 8. Şimdi tabii biraz sıkıntı yaratır. Kasa doldu tabii. Traktör biraz yırtınıyor. Traktör arızaya girdi girecek. Bunun büyük bir kısmını boşaltacağız zaten.
Yanılmasına yaptırayım diyorum. Evet. İki tarla gübreleyeceğiz, oradan para kazanacağız. İçinde kalanı da kendi tarlalarımızda kullanacağız işte. Avantaj her zaman avantajdır. Mesela ekim için mesela tarlaya diye büyük makineyle ekliyor. Ben diyorum ki ben benim makineyi götürüp ekeyim. Yeni makine alacağım. Doldur içini git ek. Yani uzun sürer belki ama ışıklandırmaları açtık. Bu arada bizim tarlanın durumu ne? Hala aynı anasını satayım. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi bunu yapacağım. Sonra bunu yapacağım. Tarla 5'i yapacağım. Aynı makineyle en son şuna gideceğiz. Tarla 7'ye. Allah'tan gübreyi alanı geniş de. Bak 3. tura döndü. %8 olduk bile. Kocaman bir tarla. Bu haritadaki en büyük arazi bu zaten. 8. En babası bu.
Güzel para kasıyoruz şimdi oyunda abi. En güzel kısmını yaşıyoruz şu an ya. Temiz para kasıyoruz abi. Yaşarız. Kaç oldu? %31 oluyor bak. Tertemiz yani. Her türlü akıtıyoruz abi. Kaçarımız yok yani. Şakır şakır yürütüyoruz işi. Yapmıştır.
Koca bir kasayı bitirmez herhalde. Koskoca bir kasayı bitirmeyeceğini ümit ediyorum. Arazi büyük, patlatır bizi yani. Bu kasayı bir daha doldurursak öbür taraftan zarar edeceğiz demektir yani. Tarla 5 duruyor, güzel. Yapmak istediğim iki görev de yerinde mi? Yerinde. Temiz. Tarlanın bir kere çapraz olduğu için git aşağı indikçe mesafem uzuyor benim. Bu da atladığımız yüzdeyi arttıracaktır. Çocuğum. %50'yi geçmişizdir. Geçtik mi? Normal. Bu bir şaka mı ya? Dön. Az kaldı, bitiyor. Şşş.
Şimdi bu biter bitmez tarla 5'i alırız. Onu da bir gübreleriz. Sonra giderken denize bir mikser alırız hocam. Bu arada bu mibzer muhabbetini kontratın bitmesine kadar var. Şu mibzerlere bir bakmam lazım benim. Bir dakika. Nerede lan mibzerler? Şimdi şunu alırsam 6 metre. Bu 9 metre. Bu 12 metre. Aslında bunu kullansam daha iyi. Metre. Sonra bu geliyor zaten abi. Sonra daha da büyüğü. Bak. 15 metre. 18 metre. Bu ikisi de birbirine bağlanıyor. Bunun deposu şu. Hay maşallah. Ya bunlar o kadar para verecek halim yok. Ya şu ideal benim için aslında yani 12 metre lemken işimi görür. 107 bin euro. İstesem şu an alırım. Niye almadım ki? 107 bin euroyu ona aldığımı düşün. Bir de arsa alacağımı düşün. Ya kurtarabilir miyim? Bence kurtarırım. 170'e geldi, 30 bin daha gelecek. Al abi o mibzeri ya. Ver abi lemkin, 12 metre güzeldir, severim. Bunu satın alıyoruz hocam. 121'iniz var. Kasanın içinde kalan gübre, yani bayağı bir gübre kalacak kasada belli. Evet bakalım, lan aşağı geldik zaten lan. Makineleri acımasızca çalıştırıp para kazacağız. Yapacak bir şey yok. Yani aslında kaç tane daha gübreleme işi var burada? Ama kasada ya buna girilmez. Ama tarla 12 var, 8 bin girilir. Yani bunu yaparım, 5'i yaparım, tarla 12'yi yaparım. Bu kasanın içindeki gübreyle kazanabildiğim kadar kazanayım. Yetişebilirsem de ekime yetişirim. Tarla 7'dekine yetişebilirim diye ümit ediyorum.
aslında bitmesine çok bir şey kalmadı. Dipteyiz zaten. %82'ye gelmiş. Bir haritaya bakayım abi. Tarla 5 nerede? 12 hemen yanımızda. 5 de yukarıda. Ama 5'e girmeyi tercih ederim önce abi. Şurada ekim var. 7. Ben şu gübrelemeyi önce buna sokayım abi. 20 bin veriyor. Sonra buna sokarım abi. O arada da bu kalırsa buna da girerik. Kontratlara geri çek şunu ha. Evet. Yani bir tur ya bu tur da bitecek ya da bir sonraki turda kontrat tamamlandı diyecek zaten. Çok bir arazisi kalmamış ya. Bu %90'ı geçmiştir. Geçmemiş. Ama yaklaşmış. Bir daha döneceğiz. Yani iki tur atarız. Tarla bitene kadar. Kasanın yarısını 7 diye düşünelim bunu yani. %98'di ben buraya getirdiğimde. Neredeyse yarım kasa. Oğlum bitmiyor la. Abi çok harcattın ama.
Topla. Gübreleme. Değil mi? Tamam. Şimdi tarla 5'e gidelim. Bir kübrelemeye bak oraya da. Bundan daha büyüğüne bu kadar harcadığımıza göre buna bu kadar harcamayacağız. Hani saçma sapan bir cümle kurdum ama yani öyle bir şey. Kasa hafifliyor zaten her turda. Çok rahat bak 17 ile tırmanıyor şu an. Yani çok rahat tırmanıyor 17 ile. Aslında 20 ile tırmanması lazım ama işte. Şu an arızası var. Yani artık şeyi bitiyor, tamir edilmesi lazım. Traktör bitiyor.
Bakalım ne kadar daha? 124 bin şaka mı bu ya? Ne basıyorsun ya? 2 dakika bekle. Yahu arkadaş. %40'ta mı daha? Ama bu şaka mı? Şimdi tarla 12'ye gireriz abi buradan. Ondan sonra da ne yaparız? Tarla 12 için ekim. Mibzer var aşağı doğru ya. Bizim keyzi. Beni buraya devam ettirsin. Ben şunu... Lemkin'i...
Şimdi şuraya gel. Yem zamazingosu da tohum makinesi mibzer de hazırlandı. Ne yapıyor lan bu? Hala birinci seviyedeler. Bu bir şaha mı ya? Bundan sonra kalan inşallah 12 numaralı tarlaya yeter. %90 küsürde. Yani az bir şey daha sıktı mı tamam.
Hadi oğlum bit. Ah hadi la. Şov eşek ya. İlla döneceğiz yani orayı. Denk gelmedi. Hadi. Hadi. Aldık abi mangırı. Tarla 12. Kontratı kabul et. Dön abi tarla 12'ye buradan hızlıca. Altı üstteki 12 alttakiydi değil mi lan? Karıştırıyorum hep onları ya. Dur bakayım büyük haritayı. Tabii 12 üstteki tamam. Buradan gittim de. Tarla 7'den. Çaprazladığımda. Önümde 6. On iki de yanımdaki. Oğlum tam 12 çok rampaymış lan. Tarla 12. Lan tarla 6 bu. İyice yönüm kaydı abi benim ya. Evet. Tarla 12. Eser bir şekilde kübreleniyor. 17 de yapamıyor artık. 16. Bu tarladan sonra bu traktör tamir edilmek mecburiyeti doğmuştur abi. Zaten gübre de bitti. Her türlü gideceğiz mağazaya. Gübre alacağız buna. Güzel. Tarla 7'deki iş olduğu gibi duruyor hocam. Evet.
Vallahi arıza çubuğu aşağı doğru gidiyor. Tarlanın eni dar olduğu için çok daha hızlı bitiyor. Ulan ben Taner diyeyim, bu salak Taner de oradan korunaya basıyor. Cins misin nesin ya? Bir tur daha döndüğü zaman olay bitecek. Bu arada nerede benim o ekim yapacağım tarla? Burada. Güzel. Tarla 8, gübreleme 30 bin. Yine mi geldi? Ciddi mi lan? Şimdi dur, burayı ben bir gübreleyim. Tarla yediği bir ekime sokayım. O arada bunu bir bakımını yapayım. Her türlü %86. Şimdi tarla yedi, buğday ekliyordu. 12 metrelik makineyle gireceğim oraya. Çok uzun süreceğini sanmıyorum ben.
Buğday ekeceğiz. Kontratı kabul et. Buğday ekim başlasın. Tamam. Bu ekmeye başladı galiba buğdayı. Yüzdesi de dolmaya başlayacak şimdi. Yine o iki tarladan gübreleme işi geldi. Yine oradan para koyacağız gibi görünüyor. Doldur anasını satayım. Thank you.
Buğday yok dedi, ben de ekiyorum. Şimdi bak, tarla 8 ve 5'ten 30, 20, 50 bin. İyi, para güzel. Var mı başka kelepürüş? Yok ya, bu bölgede adam gibi hasat. Bizim makine buranın hasadını yapar da her şeyi de buraya taşımak istemiyorum hocam. 6 bin için değmez ya. Neyse. Biz kendi 19 binlik işimizi bir yapak. Sonra bu makinemizi alıp gideriz biz. O arada 8'in gübrelemesini başlatırız abi. Metrelik almasaydık, düşünsene bunu 5,5 metreli, ana bitmezdi vallaha. Ne olacağını tahmin ediyorum bak. Ben 8 ile 5'i gübreleyeceğim. O arada 6 numara değil pardon 12 numaradan yine gübreleme gelecek. Hatta bu 7'den de gübreleme gelecek. Bakacağız, göreceğiz. Düş ulan. Neyse bu traktör daha hoşafa bağlamadı, bu daha çalışır. Motorunuzu fena değil yani. Evet.
İki dakika bekle lan, hıyar. Bunun %27 olması çok tuhaftı. Bu kadar büyük müydü bu tarla ya? Bekleyin lan. Thank you.
Burnum tıkanıyor. Yaz günü çok saçma. Allah Allah, niye bu kadar yavaş ilerliyor ya? Fazla görev yapsam mı, yapmasam mı? Ha, %41 de abi. Bitmiyor ya. Yemin ediyorum sonsuz tarla gibi. 15 metrelik makineyi niye seçtiğini anladım şimdi. Neyse 3 metre bu kadar fark ediyorsa sonumuz hayır olsun, ne diyeyim. Yamulma başladı. Üstten değil, aşağıdan eğriliyor bu. Evet, çaprazlar geliyor şimdi. Bir de oval dönüyor.
Bug yapmayız inşallah. Thank you.